Bugün burada ortak bir sevinci paylaşmak için toplanmış bulunuyoruz. 2023-2024 eğitim öğretim yılı Kastamonu Mesleki Eğitim Merkezi Ahi Evran'ı anma, anlama, mezuniyet ve şet kuşanma törenine hepiniz hoş geldiniz. Geçiyor. Öncelikle birkaç teşekkür edeceğim.
Şurada sergimiz var. Mustafa Gezici Hoca, Tuncay Sakallıoğlu'nun hazırladığı bir sergi. Bugün açık duracak. Arkadaşlar istedikleri zaman okuyabilirler. Tabii her yıl olduğu gibi bir öğrencimizi seçiyoruz. İşte bir de ahilik etkinlikleri genelde folklorik oluyor. Biz burada gerçek bir etkinlik yapıyoruz. En önemlisi bu. Yani öğrencimiz okulunu bitirdi, ustalık belgesini almaya hak kazandı ve edepli, ahlaklı, örnek bir öğrenci. Bütün usta ve kalfalarımız adına ona birazdan şerh kuşandıracağım. Yani buradaki amaç bizim eğitimin meslek ve ahlak üzerine kurulması. Gerçekten biz meslekli, ahlaklı gençler yetiştirdiğimizde bütün problemlerimiz çözülecek. Yani o zaman bir aracımızı otosanayine teslim ettiğimizde korkmayacağız. Alışveriş yaparken tereddüt etmeyeceğiz. Yani burada eğitimin meslek ve ahlak üzerine kurulması şart. Şu anda belki bir sürü işte eğitim gündem oluyor. Bazı müfredatlar yeniden düzenleniyor. Ancak eğitim meslek ve ahlak üzerine kurulmadıkça hiçbir şey çözülmez. Yani ne olur başka okulları bitirip tekrar biz meslek edindirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz daha 10 yaşında meslekle tanışması gerekiyor. Bugün yaparak, yaşayarak öğrenme kadar güzel bir şey yok. Ve biz buna ahlak da kazandırırsak örnek öğrenciler tabii ki geleceğimizin teminatı olacak. Ahilik kurumu yıllarca en güzel insanı yetiştirmiş. Bir insan modeli var. Yani biz gidip de Parson'dan meslek eğitimi öğrenmeye gerek yok. Ahi Evran yıllar önce bunu anlatmış. Arkadaşlarımız bunlarla ilgili konuşma yapacak. Yani burada biz kendi değerlerimizle tekrar ayağa kalkabiliriz ve örnek insanlar yetiştirebiliriz. Bunun için sadece biraz dikkat gerekiyor. Onun için ne diyoruz? Kalbi selim, aklı selim, evet, ve zevki selim. Ne demek? Aklı selim, aklı yetiştireceksin. Kalbi selim, kalbi terbiye edeceksin. Zevki selim, adamda sanat zevki olacak. Mesela bir yaprağın görünmeyen bir tarafı bile bakıyorsun öyle bir işçilik var. Allah, bazen hayret ediyorsun. Ya Rabbi acaba bunu kimse görmeyecek. Neden bu kadar ince işçilikle yaptın? Ama Allah ber sıfatı var. Onun için ustalarımızın örnek alması gereken bu. Yani Allah Celle Celaluhu görünmeyen yeri bile güzel yapıyor. Biz de dolabın arkasını dahi en güzel şekilde yapmamız gerekiyor. Onun için kendi medeniyetimizden beslenerek gerçekten hem güzel gençler yetiştirebiliriz, kendimizi yetiştirebiliriz, biliyoruz. Eğitim bitmiyor. Ben hala talebeyim. Son nefese kadar da talebelerimiz devam edecek. Yazıyoruz, çiziyoruz, fikir üretiyoruz ve öğrencilerimiz devam ediyor. Bizi yetiştiren hocalarımıza teşekkür ediyorum öncelikle. Burada öğrencilerimizle ilgilenen, yetiştiren ustalarımız, öğretmenlerimiz, usta öğreticilerimiz hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah şu anda nicelik olarak meslek eğitimde belli bir yere geldik. Artık nitelik sorunlarımızı halletmemiz gerekiyor. İşin kalitesini arttırmamız gerekiyor. İnşallah ustalarımız daha dikkatli olması lazım. Öğretmenlerimiz ona göre davranması gerekiyor. Öğrencilerimizi eğer bir tık daha yukarı taşıyabilirsek, daha ahlaki anlamda, davranış anlamında, mesleki anlamda yetiştirebilirsek, işte hedefimize ulaşacağız. Bugün sözü çok uzatmaya gerek yok. Söz burada zaten. Ben de ahilik dersine girdim aynı zamanda İsmail'in. Örnek bir öğrencimiz. Gerçekten ahlakıyla, edebiyle, işiyle. Onun için yılın aynı zamanda ustasını olarak biz bunu İsmail'i seçiyoruz. İsmail Salih Kara Ahmet, yani ismini tam söyleyelim. Bu şekilde bizim bu yılki öğrencimiz ve ona şet kuşandırırken bütün
usta ve kafalığı halk eden öğrencilerimiz adına kuşatıyorum. İnşallah onlar da kendilerini geliştirir. En son bir ayi yeminimiz olacak zaten. Bütün 12'leri sahneye alacağız burada olanları. Bu şekilde ben sözlerimi tamamlıyorum. Şet kuşandıracağız. Bir de ahi duamız var. Burada hem misafirlerimize de bazı vereceğiz. Bu şekilde onu ben teslim edeceğim. Program akışımızda bir ahi zaviyesini de sahnelendireceğiz. Çünkü ahilik işte sadece bir genel değil, zaviyesiyle, çarşısıyla tam bir eğitim kurumu. Hatta son makalemde özellikle buna dikkat çektim. Siz eğitim tarihinde zaviyeleri, ahi zaviyelerini baz almadıkça bu işi çözemezsiniz. Öncelikle eğitim tarihimizde ahi zaviyelerini ne yapmamız gerekiyor? Dikkate almamız gerekiyor. Ahi zaviyeleri çağın ihtiyacı olan insanı yetiştirmiştir. Teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Şimdi şef kuşanma etkinliği yapıyoruz. Buyur. Tebrikler. Ahi duasını teslim ediyorum. Onu yapacaksın zaten birazdan. Tamam, buyur. Geçelim.
Ve avizaviyesinin yolunu tutar.
Bekler Mustafa Çıraklar, biz sonrası Ahi Zaviyesi'ne giriyoruz. Zaviyede ders halkası, zikir meclisi, muhabbet meclisi ve beş meclisi olur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? Bekalar. İyiyiz elhamdülillah. Kusulat tepsiğinde aldınız mı? Aldım. Sabah namazları kılındı mı? Kılındı. Peki. Kabirli cevabı işleyelim. Dersimizi kanlayalım. Bir de o sürücü parti sayalım. Herkes benim dediğimi tekrar etsin. Rabbim Allah-u Teala. Rabbim Allah-u Teala. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa. Dinim dinim İslam. Dinim dinim İslam. Kitabım Kur'an-ı Azimüşşan. Kitabım Kur'an-ı Azimüşşan. Hıbdan Kabe-i Şerif. Hıbdan Kabe-i Şerif. Mezhebim Ehl-i Sünnet ve Cemaat. Mezhebim Ehl-i Sünnet ve Cemaat. Amelde mezhebim İmam-ı Azam Ebu Hanife. Amelde mezhebim İmam-ı Azam Ebu Hanife. Zürriyetim Hazreti Adem Aleyhisselam. Zürriyetim Hazreti Adem Aleyhisselam. Milleti milleti İslam. Milleti milleti İslam. Ümmeti Muhammed Benem. Ümmeti Muhammed Benem. Hakkan Müslümanım elhamdülillah. Hakkan Müslümanım elhamdülillah. İslam'ın şartı 5. İslam'ın şartı 5. İmanın şartı 6. İmanın şartı 6. Namazın farzı 12. Namazın farzı 12. Ehdimi 23. Ehdimi 23. Dörtte abdestin farzı. Dörtte abdestin farzı. 27. 27. Üçte guslün farzı. Üçte guslün farzı. 30. 30. İkide teyemmümün farzı. İkide teyemmümün farzı. 32. 32. 33. ne biliyor musunuz? Emr-i bil maluf nehyanil münker. Emr-i bil maluf nehyanil münker. Bir de vahidik yemin yapalım. Ondan sonra dersimize son verelim. Devam et hocam. Kuşaktaki adamlar ayağa kalksın. 12. sınıfta ayağa kalksın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çalışmayı ibadet sayan bir anlayışla, hakkı rızasını gözeterek, halka hizmet edeceğime, canlı ve diri bir şekilde, ailenin temel kuralı olan, cömertlik, doğruluk, dürüstlük, hoşgörü, güven, sevgi, sabır, dostluk, fedakarlık, ilkelerine ve komşuluk haklarına riayet edeceğime, elime, belime, dilime, gözüme sahip çıkıp, günahlarımdan sakınacağıma, ölçü ve tartıda, doğruluktan ayrılmayacağıma, üstünlükle onlara güler yüzlü davranacağıma, iyi mal üretip hileli ve çürük mal satmayacağıma, yalan söylemeyeceğime, insanları kandırmayacağıma, hayatımın her döneminde kimseyi haksızlık
kazanır, haram lokma yemeyeceğime. Helal kazanır, haram lokma yemeyeceğime. Bir ahirde olması gereken. Bir ahirde olması gereken. Ahlaki değerlere bağlı kalacağıma. Ahlaki değerlere bağlı kalacağıma. Namusu. Namusu. Şerefi. Şerefi. Ve bütün mukaddesatım adına. Bütün mukaddesatım adına. Yemin ederim. Allah kabul etsin. Mesleğimiz hayırlı uğurlu olsun.